Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu videoda yeni almış olduğumuz Fiat Egea aracımızın aküsünü değiştirmek için Samsun Havza'da Can Oto Elektroniğe Şaban abimin yanına geldik. İnşallah hayırlısıyla güzel bir aküyle öncelikle akümüzü yenileyeceğiz. Videoya başlamadan önce ise aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa sorularınızı da sorabilirsiniz. Haydi videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar zaten birazdan Şaban abi de anlatacak. Ben şöyle kısaca göstereyim. Aracın üzerindeki aküsü 50 amperlik düşük güçlü bir akü. Buraya ya 60 amper ya da 70 amperlik bir akü koymaya çalışacağız. Bakalım hangisi uyarsa ona göre akümüzü değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, Şaban abim hemen sağ olsun pazar günü demedi. Sıfırı. Vallahi saat 5'te açıverdi. Allah razı olsun abi öncelikle. Şaban abim şöyle bir söküyor. Dediğim gibi bir bakacak boyutların akülerin. Ona göre bir yüksek amperli akü takmaya çalışacağız. Bu normalde orijinal aküsü mü Şaban abi? Orijinal. Orijinal kendi aküsü. Evet arkadaşlar, hazır akümüzü sökmüşken şöyle şuraları da ufak bir nemli bezle temizliyoruz. Bir daha uğraşmayalım diyerekten. Ben şurayı bir temizleyeyim, hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle akümüzün yuva bölümünü temizledik. Akülerimizi seçeceğiz. Öncelikle boyut olarak sıkıntımız yok herhalde. Var da var. Alman malı. Alagöz var. Evet, tam denk geldi. Oo, tam denk geldi. Bu Alman malı. 70 amper mi lan bu? Bu 74. 74. 74 amper. Yani. Tabii daha güçlü. Bunları 75. Bunların hepsi senin arabanı çalıştırır. Görür işimiz diyorsun. Tabii, gör. Sürekli takıyoruz. Çünkü biz bir de bunlara 60 amper takıyoruz. 60. Aha. 60. 60 takabiliyoruz bu arabalara, takıyoruz. Ama sen olmuşken işte bilmek için sağlam olsun istiyorsan, yani biraz daha güçlü olsun istiyorsan, evet. 75 takacağım. Tamam. Çünkü sığıyım. Şu olsa? Olur. Olur mu? Olur. Tamam, onu. Hiç yazık yani, gerek yok. Senin araban 60 amper, yetiyor zaten. Platin. Premium serisinde 75 amper. 75 amperlik aküyü takacağız. Takıyoruz. Egea için hali yeterli bir akü. Fazla bile yaptım diyor ama. Fazla bile. 1000 mevcudur abi, ne yapalım. Tabii. Hayırlısıyla inşallah. Garanti böreğimiz. Hazır arkadaşlar. Platin Premium 75 amperlik akümüz. Bu da tamam. Güvenlik bandımızı çekiyoruz. Evet, akümüzü ters taktık. Tekrar söküp tekrar takacağız. Ben onu niye söylemiyorsun? Abi. Niye söylemiyorsun? Bitince diyecektim. Abi artı eksi neresi belli oluyor mu diye soracaktım. Ya ayıp ya. Vallahi abi, bunun yüzünden oldu. Kırmızı kuşak. Kırmızı kuşak. Senin yüzünden oldu. Ben onu niye söylemiyorsun? Abi. Niye söylemiyorsun? Bitince diyecektim. Abi artı eksi neresi belli oluyor mu diye soracaktım. Ya ayıp ya. Vallahi abi, bunun yüzünden oldu. Kırmızı kuşak. Kırmızı kuşak, senin yüzünden oldu.
O plastiği eline sürmeyecektin. O plastiği eline sürmeyecektin. Sürmeyecektin. Kamerada çalışıyor ya. He. Acaba desen mi demesen mi? Ya niye demiyorsunuz kardeşim? Ya hayır çekim yapıyor ya. Sonra ben dedim. Ya rezillik. Rezillik. Kaldır şunu. Ne diyor sonradan bu niye? Kaldır şunu ters çevir. Arkadaş diyorum acaba. Ne oluyor ya? Ters kutup mu yapmışlar dedim ya. Gücü yetmiyor. Bundan ters kutup da var biliyor musun? He ters kutup oluyor ya. Ben de dedim ki. Acaba dedim. Ters kutup mu dedim bu dedim. Hani öyle dedim. Az önceki cip var ya. Şuradan gitti ya şimdi Recep Usta. Kırmızı. O ters kutup. Neyse, bazı Japon arabalarınınki ters oluyor. Kia'lar özellikle mesela. Onlar hep ters kutuptur. Jeep grubu. Önemli değil. Motoru ters çalıştır. Yok mümkün değil. Gönlünü değiştirir motoru. Hayır. Saban abi ne olacak? Hayır olmaz. Senin canı sağ olsun. Araba yanar ya. Şarj dinamasını yakarız. Gerek yok. Yani bir kırmızı yelek için yani bir şimdi neye ters takalım canım? Önce artı kutumuzu takıyoruz arkadaşlar. Evet. Doğru olduğuna eminiz tabii. Tabii ki. Tabii ki. Önce artı takılır. Sökülürken eksi sökülür, takılırken artı takılır. Evet. Güzel bir. Bunu da bilin yani. Teşekkürler Şaban abi. Tabii canım bunu. O da koruma kapağımız herhalde. Yalnız gelirken işte bir daha kırmızı yelekli adam getirmezsen. Mesela tek gelirim yani. Ne yapayım? Gözümüzü alıyor biliyor musun? Şimdi marşa basıyoruz. Yakıştı. Güzel. Sen geçsene sana da. Evet gördüğünüz gibi tek marşı aldı arkadaşlar çok şükür. Gördüğünüz gibi daha arabayı üstümüze almadan direkt galeriden aldık. Akümüzü yeniledik. Galerici verecek parası. Artık Fahrettin abi buradan sana sesleniyorum. 50 amperlik orijinal aküyü söktük. 75 amperlik platin marka premium seri aküyü taktık. Zaten bu aküler bu araçlar için fazlasıyla yeterliymiş. Bunu da Şaban abiden teyit ettik. Ve böylece pazar günü olmasına rağmen, saat 5'i geçmesine rağmen dükkanı açan Şaban abime teşekkür ediyorum. Böylece yine Samsun Havza Sanayisi'nden bir videonun daha sonuna geldik. Akümüzü yeniledik. İlerleyen dönemde daha farklı videolar gelmeye devam edecek. Böylece videonun sonuna gelirken de aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Bu arada akümüzün fiyatı da eskisini verdik, yenisini aldık. 1450 TL arkadaşlar. 1450 TL'ye 75 amper bir akü almış olduk.